Şöyle bakalım. Çok güzel bir kıvamı var şu an. Görüyorsunuz kan kırmızı. Mutfak modern gözüküyor. Ne bu kadar ciddisin? İş yapıyoruz. Oğlum burası çok sıcak. Şu pervaneyi getir, harbiden getir. Pervane biliyor mu? Bu ne Allah aşkına? Çeksene şurayı. Bu ne? Senin bokun. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan. Bugün sizlerle beraber çok sevilen Karpuz Çeşmesi'nin ikincisini yapıyoruz. Biliyorsun Allah. Bu daha ufak. Arkadaşlar ilk bölüme yaklaşık 6 milyon bir izlenme gelmiş. Şaşırdım, beklemiyordum o kadarını. Bayağı bir viral oldu o video. İzlediniz. Bugün de ikincisini yapıyoruz. Karpuzumuz biraz daha ufak. Çünkü çok uğraştırıyor arkadaşlar, koca karpuz. Onu biz 15 dakika yayınladık videoyu ama toplamda 2 saat falan sürmüştü onun çekimi. Her neyse. Bugün karışık meyveli, atomlu, ne derseniz mix artık karpuz çeşmesi yapacağız. Evet, öncelikle malzemelerimizi alalım dolaptan. Dolabı pek çekmesen fakir olalım. Bir adet portakal, şeftali ve patates lan o. Ne? Ha. Arkadaşlar malzemelerimiz burada. Bir adet elma, bir adet Hint cevizi, 2 adet şeftali ve birkaç adet de portakal. Karpuzumuzu yıkamakla başlıyoruz. Bilirsiniz karpuzu yıkamazsak olmaz. Evet, gelin. Şöyle karpuzumuzu koyuyoruz. Öyle yıkamaya başlıyoruz. Burada yıkarken önemli olan husus karpuzu incitmemekte. Tamam. Saatler olsun. Bunun şeyi nerede kuruluyoruz? Havuzun yok. Nasıl yok oğlum? Havuzun yok bizde. Ne biçim ev oğlum bu? Arkadaşlar videoyu Yılmaz'ın evinde çektiğim için evinde sadece yatmak için kullanıyorlarmış evinde. O yüzden fazla malzeme yok. Her neyse. Şimdi öncelikle şu karpuzun şu şeyini kesiyoruz bakın. Bu dalgasını. Arkadaşlar videoya başladık ve 10. saniyede şöyle bir iş kazası geçirdik. Bir sıkıntı yok, dikişlik bir durum yok. Birkaç damla kanım aktı, her neyse, demek ki akması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar asıl olayımız karpuz çeşmesini yaparken planlama, programlama. Ne diyorsun boş boş planlama? Plan program, plan program dahilinde yaparsak her şey istediğimiz gibi gider. Öncelikle karpuzun taslağını oluşturalım. Karpuzumuz burada. Karpuzumuzun çeşmesini şuraya takacağımızı düşünürsek karpuzumuz bu şekilde duracak ve şu kısmını kafa olarak, kelle olarak yukarıya kesip açacağız. Çekemem. Nasıl? Bu tezgahı kırarak. Şimdi karpuzumuzu yakın çekim alalım. Şu şekilde kesmemiz lazım ki... Oğlum bu çok keskin lan. Bize bir ışık şefi lazım ha. Bir saniye arkadaşlar. Bu işler kolay işler değil. Aceleye getirmeyeceksin. Ama güzel sesler geliyor bundan çat çut. Ben güzel çıkacağına eminim. Bismillah. Hadi bakalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Açıyorum. Karpuz kutu açılımı. Açıyorum. Açılmıyor. Oo, işte karpuz dediğim budur ya. Oğlum karpuz 40 derece şu an, biliyor musun? Yalan söylemiyorum. 40 derece. Şimdi arkadaşlar karpuzumuzu hazırlamaya başlayalım çeşmeyi. Ama bunun için Yılmaz bana bir kap lazım ki bunun içindekileri çıkartabileyim. Kap yok. Kap var. Tam bak şu oluyor. Oğlum insan... Ne? Bu ne oğlum? Otelde miyiz biz? Oğlum dalga mı geçiyor? Sadece yatmaya gireyim oğlum ben. Oğlum dalga, bir şey söyleyeceğim, dalga mı geçeyim? Niye boş buralar? Hırsız mı girdi evinize? Ha varmış lan işte. Oğlum hiç kafan çalışmıyor. Tamamdır, evet. Moral bozmuyoruz arkadaşlar. Ev boş olabilir, hırsız girmiş gibi tertemiz, böyle hiç malzemesi olabilir ama kaşık var mı? Ona da yok deme artık. Orada var da büyük ihtimalle. Ne? Oğlum bu ne? Ayakkabı bir şey. Ne bu? Çekeceği buraya mı koyuyorsunuz? Ne olayım ben ya? Şimdi karpuzumuzu şöyle kaşık kaşık. Kaşıkçı, aynen. Şu şekilde içini boşaltıyoruz, hızlıca bir boşaltalım. O zaman oyuncu değiştiği yapıyoruz arkadaşlar. Yılmaz dedi ki ben senin için karpuzu da boşaltırım dedi, bu yüzden Şef Yılmaz. Şimdi efendim karpuzu boşaltmak için şu şekilde tutuyoruz. Sen sadece rahat ol biraz. Şimdi bir yerden delersen karpuz şefin bir anlamı kalmıyor. Ne? Güzel, fena değil. Biraz da ben devam edeyim. Oğlum bu ne? Ne yaptın oğlum kaşığı? Önemli olan püf nokta burada karpuz çeşmemizi yaparken hiçbir canlıya zarar vermemek. Çok mu saçma oldu lan? Çok gereksiz saçma oldu yani, bunu koyma. Arkadaşlar şimdi karpuzumuzun içini boşalttık. Görüyor musun abi, bebek gibi. Şu an şöyle bir parmağımla taşıyabilirim.
Karpuzun içini boşalttığımıza göre gördüğünüz gibi bu kadar şey çıkıyor. Şimdi arkadaşlar mikserle buraya güzelce giriyoruz. Bismillah diyelim. Yalnız işimiz biraz uzun sürebilir. Arkadaşlar videoya like atmadıysanız ve kanala abone değilseniz abone olun ki daha çok video gelsin. Karpuz çeşmesini çok sevdiniz. Ben de 2 sene sonra da olsa yenisini çekiyorum. Yazın bilirsiniz karpuz çeşmesi çok iyi gider. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi bir kıvamına bakalım. Birazcık geçtik mikserle. Yakından şöyle yakın çekim alalım. Gördüğünüz gibi böyle köpürdü bayağı. Şöyle bir bakalım. Yani biraz daha yapıp süzelim arkadaşlar. Çünkü içinde biraz katı şeyler var. Arkadaşlar şu kıvama bakın, köpüklere bakın. Çok güzel oldu. Şimdi bunu süzeceğiz tabii ki. Arkadaşlar şu an karpuzun içini çıkardık iyice. Şöyle bir kıvama getirdik. Şimdi bunu tekrardan süzüp karpuzun içine koyacağız. Daha sonrasında diğer meyveleri de koyup karpuz çeşmemizi hazır hale getireceğiz. Şimdi süzme kısmı. Hadi bakalım Bay Yılmaz. Süzmeyi severim diyorsun. Süzmek bizim işimiz biliyorsun. Kanka elimiz tutacak, elimiz öpecek. Oğlum yanlardan gidecek bak, eminim her türlü yanlardan gidecek. Yapma bak, yapma. Şu an? Yapma, yanlardan gidecek bak. Hayır yapma şu an, gitmiyor. Siz evde denemeyin bunu ya da denerseniz böyle yapmayın çünkü anneniz sizi bir daha eve almayabilir. Arkadaşlar siz evde yaparsanız daha temiz yapın, yoksa anneniz dediğim gibi sizi eve almayabilir. Her seferinde 3 kase dolduracağım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi karpuzun sıvısını hazırladık şu an. Aşırı güzel oldu. Bir saniye kaşığım nerede? Nazar değdirdiniz, nazar. Karpuzun sıvısı hazır arkadaşlar. Gelin şöyle bakalım. Çok güzel bir kıvamı var şu an. Görüyorsunuz kan kırmızı. Şimdi bunun içine şeker atacağız. Şekerimiz var mı? Lütfen vardı. Allah için vardı. Allah bilmiyorum. Varsa da yerini bilmiyorum. Yüksek ihtimal burada mı? Hayır, dalga mı geçiyorsun? Bir yanında. Bu tutsa kavga ederiz biliyorsun değil mi? Bir saniye arkadaşlar. Sonun bir tadına bak da tuzlu bak, izlemeyelim. Şeker. Şimdi şeker koyuyoruz arkadaşlar içine. Oğlum bu taşlaşmış lan oğlum. Hiç, evinizdeki hiçbir şeyin son kullanma tarihinin geçmediğinden emin değilim. Döküyorum. 1, 2, 3, 4, nasılsa bedava. 5. Yeter mi? Yeter. Ya adam olana yeter. Benim her zaman güzel bir lafım vardır. Adam olana yeter. Her neyse arkadaşlar biraz süremiz kısıtlı. Yılmaz'ın annesi gelirse çünkü sonumuz iyi olmayabilir. Bir an önce halletip kaçmamız lazım. Şöyle birazcık karıştıralım. Aa. Kendimi böyle bir şef gibi hissediyorum ben bir şeyler başarınca. Yani bu başarmışlık sayılır mı sence? Yani büyük bir başarı karpuzun suyunu açmak, almak. Tabii karpuzun suyunu neticede çıkarmış oluyoruz. Şimdi bunu aynı şekilde buraya dökeceğiz ama buradan direkt dökersek bence yere dökeceğiz gibime geliyor. Bana da öyle geliyor. Bardak bardak dökelim bence. Çok mantıklı konuştun. Seni buradan alkışlıyoruz ilk kez. Yanlış bir şey yaptık. Ne? Önce karpuzu delecektik. Arkadaşlar şimdi gelin şunu bir yıkayalım, bir temizleyelim. Bunlar hep yetmiyor, anlıyor musun? Karpuz çeşmesini yapabilmek için çeşmemiz burada. Bunu buraya takacağız. Öncelikle şurada yapalım onu da. Burası kesinlikle gözükmüyor zaten. Şunu açıyoruz arkadaşlar. Sıfır değil bu arada. Bir önceki karpuz çeşmesi de kullandığım çeşme. Yemin edebilirim. Şimdi bak ince hesap yapmamız lazım. Şuraya desek şöyle. Bence iyi. Dur bakayım. Aynen. En ufak bir hata tüm işlemlerin berbat olmasına mal olabilir. Dikkat etmemiz lazım bu arada. Oğlum çok korkuyorum ha. Aha. Evet. Arkadaşlar karpuz çeşmemiz hazır gördüğünüz gibi. Çeşmemiz bu şekilde gayet güzel oturdu. İçten de bu şekilde gözüküyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar son aşamaya geldik. Son aşamamızda gördüğünüz gibi karpuzumuz tamamen hazır. Sadece içine birazcık şu meyvelerden sıkacağız. Bunun için de bıçak yardımıyla. Yalnız garip olan bir şey var arkadaşlar harbiden. Böyle bir dalga var tamam mı? Bu ne içindir? Zaten çok da temiz değil. Neyse. Bu ne içindir? Bir şeyi sıkarsınız, altında bir şey vardır, suyunu dökersiniz. Bu sadece bu var bunlarda. Bu ne oğlum? Bu arada limonun vardır inşallah kanka. Hop ama bu yeterli mi? Bence değil. Bir tane daha sıkılır. Döküyoruz. Oğlum elmayı nasıl sıkacağız Allah aşkına? Evet arkadaşlar portakal suyunu da sıktık içine. Şimdi geriye kalan elma, şeftali ve Hindistan cevizi var. Elmanın ve Hindistan cevizinin nasıl suyunu çıkaracağız hakkında hiçbir bilgim yok. Tamam Hindistan cevizi belki de elmanın suyu mu çıkar? Neyse şu şeftalileri bir halledelim arkadaşlar. Çıktığı kadar suyunu sıkmak istiyorum.
Arkadaşlar bu kadar çıktı. Bununla uğraşılmaz. Dökelim. Şey katar en azından. Biraz aroma katar. Şimdi geriye Hindistan cevizi kaldı. Bunu Yılmaz üstün gücüyle kırabilirim diyor. Suyunu da içine akıtabiliriz diyor. Bakalım bunu göreceğiz. Sendeyiz Yılmaz Bey. Oyuncu değişikliği. Çok mu sert bu? Çok mu sert diye bir şey yok. Hindistan cevizi o. Tezgahı kırarsan. Ne? Nereden aldın bunu? Bir dakika. Bu nasıl bir Hindistan cevizi? Suyu güvende bak, suyu. Hemen Yılmaz Bey dökelim. Bir saniye. Çok güzel koktu lan. Hindistan cevizi suyu gibi. Bu kadar. Bu ne? Aldığın Hindistan cevizi bu kadar olursun. Bunu yersin ha. Yeniyor mu? Yedir oyunu. Harbiden iyi kırdın. Hindistan cevizi tadamıştın. Bozulmuş bu. Ne? Bozulmuş eklemeseydin keşke. Şaka yapıyorum. Tadına bak. Belliydi zaten oğlum rengini. Tadına bak. Bakmam ben ona. Bak bir. Nerede? Ya bir parçasını ısır yani içinden. Bu ne oğlum? Isır içinden ısır be. Oğlum bu ne? Kapat videoyu kapat. Nasıl? Oo çok kötü, çok kötü. Berbat bir şey bu. Kapat kapat. Oğlum iyi az çıktı ha. Nasıl ama yenmez mi bu? Yenir yenir diyordun demin. Ha? Olur olur yeriz diyordun. Yedir oyunur. Bu zehir gibi bir şey lan bu. Koku tadına bakacaktık önce. Hiç kafa çalışmıyor sende. Ya konuşma. Her neyse arkadaşlar şimdi hazır sayılır. Elmamız kaldı bir tek. Elmayı da yani şey. Bunu da şey yapalım ya süs gibi yapalım şöyle bak bir dakika. Ufak o zaman elmaları şu şekilde içine atıyorum. Aynen at öyle bırak. Şöyle. Aynen öyle. Karışık meyveli diyorsak gerçekten karışık meyveli. Evet arkadaşlar güzelse güzel diyeceğim deneyin. Güzel değilse hiç kendinizi yormayın. Ama bence güzeldir. Arkadaşlar bittik. Karpuz çeşmemizi yaptık. Şöyle son halini çektiysen. İçinde şu şekilde. Buz var mı? Buzdu. Şimdi kapatıyorum ve tadıma geçeceğiz arkadaşlar. Oo şaheser ya. Arkadaşlar bütün aşamalar bitti. Şimdi tadım yapacağız. Tadım kısmına geldik. Gördüğünüz gibi karpuz çeşmemiz burada. Allah'ım inşallah bir şeye benzer. Nasıl dolduracağım? Bence açsam bir şey olmaz ya. Direkt oradan oraya mı dökeceğim? Damlaya damlaya göl olur. Bu biraz nazlı. Lan! Tamam dur. Çek çek yakın çek. Oğlum çok güzel gözüküyor. Bunu kim kapatacak? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Tropikal bir içecek oldu. Efsane. Bunu nasıl kapat? Kapat onu. Onu kapat. Onu kapat. Kapat onu kapat. Ya geri zekalı herif. Kapat. Lan nasıl kapatmıyor? Kapatmıyor mu? Bana herif şuranın haline bak ya. Şuraya bak. Arkadaşlar şimdi tadına bakacağım. İnşallah bir şeye benziyordur. Hadi bakalım. Görüntü 10 üzerinden 10 değil mi? Görüntüsü çok güzel. Bildiğin kafelerde satılan. Aynen. Şeyler. Bakıyorum tadına. Bir şey diyeyim mi? Harbiden çok iyi. Ciddi mi? Ama sıcak. Bunun soğuması lazım. Buz atsaydık içine güzel olurdu da buz yok. Buzumuz yok ama soğursa gerçekten çok güzel. Portakal suyu falan aşırı güzel tat vermiş. Elmanın aroması geliyor hafiften. Karpuz yoğunlukta tabii. Hindistan cevizinin pek bir faydası olmamış. Biraz yağı... İyi ki olmamış zaten. Biraz yağı geliyor gibi hissediyorum ama çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Bu soğursa gerçekten çok güzel olur. Biz bu işi başardık. 10 üzerinden verdiğim puan 10. Yamuk tutma oğlum şunu. Bir öncekinde arkadaşlar sadece karpuz ve limon vardı. Tadı buna göre daha kötüydü. O da iyiydi ama bunun tadı gerçekten çok güzel. Deneyecekseniz gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ama soğutmadan içmeyin çünkü soğuk olunca bunun tadı geliyor. Sen de bir tadına bak istersen. Ben bakarım ya. Bak bak. Soğuk olduğunu hayal et ama. Bak çok güzel ama sıcak, sıcak bir tadı olmuyor değil mi? Ama arada bir elmayı da atacaksın böyle. Lan benim elmam. Hiç olmaz ya. Ama güzel harbiden güzel bak. Harbi portakal olmuyor. Tadını alıyorsun değil mi portakalın tadını? İyi, karpuz geliyor sıcak portakal. Sıcak olduğu için pek güzel değil gibi ama soğuk olsa içten güzel olacak. Soğukmuş gibi düşününce gerçekten içilir. Aynen güzel beğendim. O zaman bunu dolaba kaldıralım. Ben çok tipsizim lan. Ben daha tipsizim. Evet arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Yılmaz'a bana eşlik ettiği için ve mutfağında hiçbir şey olmamasına rağmen bana kullandırdığı için. Ağzına su kapat derim. Çok teşekkür ediyorum. Hiç yoktan iyidir. Videoya like atmayı unutmayın. Daha fazla karpuz çeşmesi için yorumlarda belirtin. Gitti.
Hoşça kalın ve bay bay. Like atın. Güzel bir like gelirse ikincisi gelir. Çeşmemiz burada. Baksana abi. 10 numara ya. Ben bu işi yapıyorum. Oğlum gelsene, neredesin? Neyse, biraz ortalığı dağıttık ama hoşça kalın.